Ağırlığı var tabii, sadece Bayburt tek başına değil. Heh. Bayburt tek başına mükemmel olsa ne yazar, mükemmel olmasa ne yazar. 85 milyonda 100 bin nüfusun olan bir yersin yani. Onun için bizim dertlerimiz sadece Bayburt'ta değil. Genel dertlere bakacağız. Dedim ya, bizim eğitim sistemimiz hakikaten oturmadı. Bak biraz evvel ne güzel sen de dedin. %80 Almanya'da sanat mektepleri. O mektebe giden artık işsiz kalmaz. O mektebe giden devleti beklemez. Çünkü elinde kolunu altın bileziği takmış. Sanatı var. Sanat altın bileziktir. Ya bu senin bugünkü üniversitende, iyi dikkat edin. Makine mühendisi yetişiyor. Niye bir atölye vurup bir iş yapmıyor? Çünkü elbisesi kirlenir beyefendi. Ama Şimdi hocam, sanat okulunda o yağın pisin içinde yetişir. ben bir şey söyleyeyim. Olmaz. Ben bir şey söyleyeyim. Yani Şimdi hep işsizlik. Bu okuyanlar ne olacak? Okumasın bile. Edirne'nin İpsala kazasında bir devlet hastanesinin bir başhekimi vardı, Konyalı. Çok iyi arkadaşım. Buna sordum ben, bu işte tıptan şuradan buradan, dedi ki biz dedi okulda değil dedi, hastanede yetiştik. Ama işte tamam da şimdi Yani okuldan bir şey alamamış. okullar laboratuvar olacak. İşte sanat okulları odur. Sanat okulunda neydi çocuk? Tulumunu giyinir, makinenin başına geçir. İcabında yağlamasını da yapar. Eli de kirlenir, değil mi? Tabii. O oraya yetişen adam yarın hayatta aç Aç kalmaz. kalamaz. Şeyde Çerkezköy'de gittim. Sanat okulunun mevcudu ne kadar biliyor musun? Ne kadar olabilir? Sanat okulu. İlçenin nüfusuna Ha, kadar. ilçenin şeye göre değişiyor. 80 bin, 100 bini buluyor nüfusu. Çok muydu? Yani nüfusu yüksek. Yok yok, öğrenci çok muydu? İşte sen ne kadar olabilir? Bizim sanat okulunda şimdi ne var misal? Şimdi yani nüfusu onun için sordum ki nüfusa göre bir Nüfusa olmaz ki. Çevre ortalama de alım. var. Çevre de var. Sadece orada değil. Buyur. 3.000-4.000 talebesi vardı. Bundan 10 sene önce. Ne Hu. diyorsun? Niye? Diyor ki bu lazım. Bu mektep bana lazım. Burada mezun olan iş bulur. Nerede bulur? İşte Evet. sanayide bulur, ticarette bulur, kendi Her işini yerde bulur. buluyor, kendi işini Ya kuruyor. öğrenmiş de bulur. Ben senin bugünkü lisenden, düz liseden gidip üniversitede makine mühendisi olan dedim ya elini soğuktan sıcağa şey etmez, sürmez. Korkak üstü kirlenir. Kravatına atölyede olunmaz. Tulumu giyinecek. Tulumu o da oradan gelecek. Yani Şimdi buradan sanat lisesinden gelmezse ve ilgili de fakültede de aynı devam ettirmezse ondan hayır olmaz. O her zaman devleti bekler. velilere seslen hocam o zaman. Veliler çocuklarını şeye sanata yönlendirsinler ya. Evet. Üniversiteyi okuyacaksa Noksanlık bizim. okuduğu sanat okulunun dalını üniversitede okusun. Tabii doğru. Ele zaten öyle oluyor. O daldan gidecek önce. Oradan gitsin. Oradan geçsin ki başarılı olsun ve Evet. hayatta ekmeğini kazansın. Evet. Devletin kapısına göz diken üniversiteye bu sene kaç kişi alınacak? 1 milyon. Hepsi mezun oldu, 1 milyonu birden alıp devlet memuru edemezsin. Evet. Ekmeği kim düşürecek? Fabrikaları kim çalıştıracak? Dikkat et bunlara. Elbiseyi kim yapacak? Öyleyse bunlara Tarlayı kim bak. sürecek? Ha, esas olan karnımızı kim doyuracak? Evet, karnımızı kim doyuracak? Ya şimdi bak toprak aslında toprak en kıymetli. Ben ne diyorum? Ben ziraat fakültesini okusam hemen çiftliğimi kurarım. Evet. Gider toprak kiralarım. Devletin toprağını, vatandaşın toprağını çiftliğini kurarım. İçinde okurum. Evet. Peki hocam. Bayburtlara son bir selamını da alalım. Allah Bayburtların işine ihsan etsin. Ne diyeyim? Allah akıl kemal versin Akıl hepimize. kemal versin hocam Ya, diyelim. Evet. Söylenecek başka bir söz ne diyeyim? yok. Allah. İlimiz gittikçe geri gidiyor. Şimdi Oraya da bir iki cümleyle bir şey değil de gerisi kapatalım. ilerisini ben anlamam. Devlet memurları sadece maaş Şimdi almak şöyle için hocam, masada orada oturursa, baba, devlet memurları sadece masada maaş almak için oturursa her zaman geri gider pek gidecek. noktayı koyduk hocam. Ben abu